أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي أتعز خير خير hayırlarımızı fazlalaştırmamız gerekir. Bu ayda yapılan hayırları Allah-u Teala kat kat kendi dergah izzetinde kabul buyurur ve onların karşılığını kat kat verir. Tabi bugünkü sohbetimizde de Allah yolunda vermek, infak etmek, tasaddukta bulunmak üzerine inşallah konuşacağız. İslam dini fertler arasında bağ kuran fertlerin birbiriyle yardımlaşıp birbirlerini kalkındıramasını emreden bir dindir. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve taavunu alel birri ve takva iyilik ve takvada yardımlaşınız diye buyurmaktadır. İnsana daima yardımlaşmayı kardeşleriyle iyilik noktasında, takva noktasında kardeşleriyle yardımlaşmayı ne yapmaktadır? Tavsiye etmektedir. İşte bu tavsiyelerin önemlilerinden bir tanesi Allah yolunda vermek, Allah yolunda infak etmektir. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam insanlar içinde en cömert kişi, en cömert şahsiyet Peygamber Aleyhissalatu Vesselam idi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan bir şey istenildiği zaman yok demezdi, hayır demezdi. İlla kendisinin yanında varsa kendisi insanlara verir, götürür. Yoksa sahabelerine döner, sahabelerine söyler, sahabelerinde olanlar ihtiyaç sahibinin ihtiyacını bir şekilde giderirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam infak noktasında, Allah yolunda verme noktasında kutsi olan bir hadis-i şerifte şöyle Rabbinden bizlere rivayet etmektedir. Enfik yabne ademe yunfak aleyke. Ey Adem oğlu Allah yolunda infak et. Allah yolunda ver ki Allah da sana versin. Aziz kardeşlerim, demek ki Allah'ın bize vermesi şartı bizim de Allah yolunda vermemizdir. Biz Allah yolunda verdikçe, malımızı adadıkça Allahu Teala mal bize o da bizlere ne yapacaktır? Verecektir. Allahu Teala malımıza bereket katacaktır. Allahu Teala Rızık kapılarını bizlere açacak, çalışma ve kazanma yollarını da bizlere kolaylaştıracaktır. Bu anlamıyla bir mümin eğer rızkının genişlemesini ister, malının çoğalmasını isterse Allah yolunda infak etmesi lazım. Allah yolunda vermesi lazım. Rızkının bereketlenmesini isterse aynı şekilde Allah yolunda vermelidir ki Allahu Teala da ona versin. Evet kardeşlerim bizler verdikçe Allah da bizlere verecektir. Bakın vermemiz az bir şey dahi olursa kesinlikle onu vermemiz lazımdır kardeşlerim. Allah yolunda infak etmemiz lazım. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّي تَمْرَةٍ Yarım bir hurma dahi olsa ateşten sakınınız diye o yarım hurmayı vermekle Ateşten sakının diye buyurmaktadır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aziz kardeşlerim yarım hurmanın bir değeri yoktur. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yarım hurmayı bile bize vermeyi emretmektedir. Böyle bakınız yarım hurmayı bir insan bir yerde de görse başka bir yerde de görürse o yarım hurma istifade edilecek bir şey değil. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yarım hurma dahi olsa verin diyor. Bu da gösteriyor ki müminlerin hayır noktasında, infak noktasında, Allah yolunda verme noktasında eksiklik göstermemeleri ve müminler için bir mazeret olmadığını göstermektedir. Ki yarım bir hurma dahi olsa Allah yolunda veriniz. Ateşten bu şekilde sakının diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Zorluk anlarında da, darlık anlarında da genişlikte de bizim vermemizi bizden Rabbimiz zaten istemektedir. Hatta muttakilerden bahsederken, muttakilerin sıfatlarını anlatırken yine Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ malin Sadaka, zekatlar, infaklar, Allah yolunda verilenler maldan hiçbir şeyine yapmaz, hiçbir şeyi eksiltmez. Aziz kardeşlerim bazı insanlar verince eksildiğini zannederler. Mallarının gittiğini zannederler. Kesinlikle bu mallar nedir? Bunlar gitmezler, bunlar baki kalırlar. Hatta öyle ki allah Teala ne yapar? allah Teala o malımıza kendi bereketini katar ve malımızı bu şekilde artırır. Yine Hazreti Ayşe annemiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ve an Ayşe radıyallahu anha ennehum zebahu şaten. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre kendileri bir koyun keserler. Peygamber aleyhissalatu vesselam eve gelir ve Hazreti Ayşe annemize der ki ma bakiye minha bizim bu koyundan bize kalan nedir ya Ayşe neler kaldı neyi dağıttınız ve ne kaldı diye buyurur. Kalet ma bakiye minha illa ketifuha. Ondan hiçbir şey kalmadı illa ön bacağı kaldı diye buyurmaktadır. bakiye kiyekulluha gayr ketifha. Onun tümü bize kaldı illa onun ön bacağı kalmadı diye buyurur Resulullah Sallallahu Aleyhi Demek ki aziz kardeşlerim bizler verdiğimiz şeyler bizler için kalıcıdır. Bize baki olan verdiklerimiz, Allah yolunda infak ettiklerimiz, Allah yolunda harcadıklarımız bize kalır. Onun dışındakiler nedirler? Onlar giderler. Yine bakın aziz kardeşlerim, meleklerin duasına yetişmenin yolu Allah yolunda vermektir. Melekler eğer istersek bize dua etmelerini Allah yolunda vermemiz lazımdır ki Allah yolunda verelim ki melekler ne yapacaktır? Melekler bizlere dua edecektir. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. مَا مِنْ يَوْمٍ يُسْبِحُ ibadu fihi." Hiçbir gün yoktur ki kullar o günde sabahlar illa melekani yenzilani illa iki melek inerler. Feyakulu ahaduhuma onlardan biri der ki Allahumma a'ti munfiqan khalafa Rabbim senin yolunda infak edenler senin için mallarını verenlerin mallarını ne yap baki kıl onların verdiklerinin yerini doldur diye dua ederler aziz kardeşlerim. Ve yekulul diğer bir melek ise şöyledir. Allahümme a'ati mumsiken telefa. Rabbim o malını tutan, malını tutan var ya Allah yolunda vermeyen, Allah yolunda infak etmeyen o kişinin de malını telef et diye buyurur. İşte aziz kardeşlerim bizler mallarımızın çoğalması, meleklerin duasına nail olmak için ne yapmamız lazımdır? Bu yolda infak etmemiz gerekir. Allah yolunda vermemiz lazımdır aziz kardeşlerim. Ki verelim ki Allah da bizlere versin. Bakın aziz kardeşlerim, bunca insan, fakir insanlar, miskinler var, ihtiyaç sahipleri vardır. Bu bunlar da bizim gibi Müslüman insanlar. Bunlara ulaşıp, onların ihtiyaçlarını bu yol ile ne maklazındır gidermek gerekir aziz kardeşlerim. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. El yedül ulyâ hayrun min yedi veren al, veren el alan elden daha üstündür diye buyurmaktadır. İşte bizler veren el olmamız lazım. Daima Allah yolunda infak edip Allah yolunda tasaddukta bulunmamız lazım ki veren el, hayırlı el bizler olalım aziz kardeşlerim. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Yedi sınıf insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları kendi arşının gölgesinde onları gölgelendirir. İnsanların beyinlerinin kaynadığı, fokur fokur beyinlerin kaynadığı o zamanda Güneşle insanların kafası arasında bir karış olduğu o dönemde insanların vaveyla ettiği, perişan olduğu, terler altında kaldığı o anda yedi sınıf insan Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecektir. Ve bu sınıflardan bir tanesi de Peygamber aleyhissalatü vesselam buyururlar وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ مَا تُنْفِحَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ yeminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Bir adam ki Allah yolunda verir, onun verdiği sağ elinin sağ elin verdiğini sol eli ne verdiğini görmez, bilmez bu şekilde Allah yolunda verir. İşte aziz kardeşlerim bu şekilde yedi sınıfın içine girmek istersek Allah yolunda vermemiz gerekir. Yine haset dinimizce nehyedilmiştir. Fakat haset edilecek bir şey, haset edilecek bir şey, gıpta edilecek şey nedir? Bakın sahabe-i kiramın infak noktasında, Allah yolunda verme noktasındaki gayretine. Zaten sahabe-i kiramı sahabe eden en önemli husus bir ayet nazil olmaz ki onlar illa hayatlarında tatbik etmeye çalışırlar. Hayatlarına geçirmeye çalışırlar. Gece vakti bir ayet indiği zaman gündüzün sahabe o ayeti duyar duymaz kendi hayatlarında tatbik ederler. Gündüzün bir ayet inince sahabe onu duyu, duyar duymaz kendi hayatında tatbik eder. Yine bir ayet-i kerime nazil olur. Rabbimiz buyururlar. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sizler Allah yolunda vermedikçe, Allah yolunda sevdikleriniz şeylerden infak etmedikçe birre yani iyiliğe ulaşamazsınız ayeti iner. Bunu duyan Ebu Telha adındaki sahabe gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Ey Allah'ın Resulü sana bir ayeti kerime nazil oldu. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ hatta tunfiku مِمَّا tuhibbun Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz ayeti nazil oldu. Bana da bu kainatta en sevimli gelen, en sevdiğim şeyim Ebu e, e, Beyraha adındaki bahçemdir. Ve ben onu Allah yolunda ne yaptım? Beyraha adındaki bahçemi Allah yolunda verdim diye Peygamber aleyhissalatü vesselama onu infak ettimdir Peygamber aleyhissalatü vesselama. Evet aziz kardeşlerim bu anlamıyla sahabe bir ayet inince hemen kendi hayatlarında ne yapar idiler? Tatbik ederdiler. Yine bakın Rabbimiz İman, iman, ibadet, iman ve ibadetle beraber Rabbimiz infaktan bahsetmektedir. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki gaybe iman ederler. وَيُقِيمُونَ السَّلَاتَ ve namazı ikame ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve verdiklerimizden ne yaparlar? İnfak ederler. Rızık olarak onlara verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler. İnfak öyle önemli bir meseledir ki Rabbimiz iki tane önemli mesele içinde infakı da zikretmiş. Ellezine yu'minun bil gayb gayba iman meselesi. Akidemizi oluşturan gayb meselelerine inanç. Cennete iman, cehenneme iman, kabir alemine iman ve sair bu gaybi meselelere iman etmekle beraber ve iqamets sala namazın ikame edilmesi, namazın kılınması meselesi bu ayetler, bu siyak içinde, bu akış içinde Rabbimiz infaktan da bahsetmektedir. Kendilerine rızık olarak verilenden Allah yolunda infak etmekten bahsetmektedir. Demek ki bu da gösteriyor ki infak çok önemli bir yer edinmektedir. Gayıpla beraber, akidevi bir meseleyle ve namaz ibadetle beraber Allah Teala infak meselesini zikretmesi bu da infakın makamının yüksek olduğunu bizlere göstermektedir dinimizde. Yine Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve mimma razaqnahum minfiqun. Onlar verdiklerimizden infak ederler. Demek ki bu mal bizim malımız değildir kardeşlerim. Bunu da zaten bize veren Allah Teala'dır. O yüzden bizler Allahu Teala'nın verdiklerinden infak ediyoruz. Allahu Teala'nın bize verdiği maldan veriyoruz. Rabbimiz bize mal veriyor, biz de ondan çıkarıp Allah yolunda infak ediyoruz. Evet kardeşlerim, Allah yolunda vermemiz lazımdır. Zor günler gelmeden, kıyamet gelmeden, haşir meydanına çıkmadan, ölüm gelmeden önce Allah yolunda vermemiz lazım. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya yuhalladine amenu Ey iman edenler! Enfiku mimma razaknakum. Sizlere rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Min kabli en ye'te yevmun la bey'un fihi. O gün gelmeden önce, o gün ki onda bir alışverişin olmadığı gün gelmeden ve la dostluğun olmadığı ve la şefa, şefa'a de olmadığı gün gelmeden önce Allah yolunda infak edin. Aziz kardeşlerim! Öyle gün gelir ki o günde insanoğluna malı, mülkü hiçbir şey fayda vermez. İşte o gün gelmeden önce ne yapınız Allah yolunda infak ediniz diye Rabbimiz bizlere buyurmaktadır. O gün ne bir ticaret vardır, ne bir dostluk vardır, ne bir şefaat yapabilir kimse Allah'ın izni olmaksızın. İşte o gün gelmeden önce Allah yolunda ne yapınız? Size rızık olarak verdiklerinden infak edin diye buyurmaktadır. Evet aziz kardeşlerim bizler Allah yolunda verirsek Allahu Teala katı katıyla bizlere ne yapacaktır? Verecektir. Bakın Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Meselul lazina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi Allah yolunda infak edenlerin misali şuna benzer. Kemeseli habbetin anbetet seb'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbe Vallahu yud'afu limen yasha alim Allah yolunda infak edenlerin misali örneği şuna benzer Bir habbe bir dane ki toprağa atılır o daneden yedi tane başak çıkar her başakta yüz tane oluşur ve Allah dilediğine katıyla verendir Allah lutfu geniş olandır Aziz kardeşlerim biz bir verdiğimiz zaman Allah-u Teala 700 veriyor. Onun katını veriyor 1400 veriyor ve Allah lütfu geniş olandır. Bu anlamıyla aziz kardeşlerim bizler Allah yolunda vermeye, infak etmeye ne yapmamız lazımdır? Çaba sarf etmemiz lazımdır. Bu dünya sevgisinden helak edici olan dünya sevgisinden kendimizi kurtarabilmek için aşırı dünya malını sevmekten ve dünya için günahlara meyletmekten kendimizi kurtarabilmenin yolu Allah yolunda ne yapmaktır? İnfak etmek, Allah yolunda vermektir. Bakın sahabe-i kiramın hayatına baktığımız zaman onlar ellerinden geldiğince Allah yolunda vermeye infak etmişlerdir. Bakın Tebük gazvesine baktığımız zaman Hz. Osman radıyallahu anhu ve Abdurrahman bin Af'ı görüyoruz. Onlar Allah yolundan ellerinden geldiğince vermişler ki Rabbimiz onlardan razı olmuş. Radıyallahu anhum ve radu anh. Onlardan Allah razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Allah'ın rızasına, Allah'ın onlardan razı olmasına onlar bu vasıflarıyla, bu amelleriyle ulaşmışlar aziz kardeşlerim. Bakın Hazreti Osman 4000 deve yükü 4000 ne yapmıştır Allah yolunda. Tebuk gazvesinde Allah yolunda vermiştir. Aynı şekilde Abrahman bin Af 4 bin dinar ne yapmıştır? 8 bin dinarı dirhemi var. O 8 bin dirhemin 4 bin dinarını Allah yolunda ne yapmıştır? Abrahman bin Af Allah yolunda Tebuk hazvesinde mücahitlerin masrafında bunu ne yapmıştır? vermiştir. İşte hadis kardeşlerim sahabe-i kiramın eğitim metodu, yaşamı bu şekildeydi. Onlar bu şekilde inanmış ve bunun üzerine hareket ettiler ve bu anlamıyla Allahu Teala onlardan razı oldu. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. O rıza vasfına bu şekilde ne yaptılar? Bu şekilde ulaştılar. Evet kardeşlerim biz darda da zorlukta da Allah yolunda ne yapmamız lazım? Vermek için gayret etmemiz lazım ki Allahu Teala muttaki kullarının vasfından bahsederken şöyle buyururlar اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar genişlikte de, darlıkta da Allah yolunda infak ederler. Demek ki bizler dara da düştüğümüz zaman gücümüz nispetince Allah yolunda vermemiz lazımdır. Çünkü muttakilerin vasfına, muttaki sınıfına ulaşabilmek için şu vasıf اَلَّذ۪ينَ ينفقون في السراء والضراء والنارك دار الاقتضى قليل الله يولندا بيرلر ربن بالزري الله يولندا تصدقت إنفاقتا بلان خير لرن أرتران قل إلى السن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين